Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere amigurumi tavşan yapımını göstereceğim. Şöyle yapmış olduğum mini tavşanım. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu boyda da yapabilirsiniz. 13 santim uzunluğunda yaptım arkadaşlar ben tavşanımı. Nasıl yapıldığını göstereyim. Başlayalım videomuza. İlk önce kafa kısmıyla başlayacağım. Kullanmış olduğum ipim amigurumi ipi. Dilerseniz ben beyaz kullandım. Krem rengi de kullanabilirsiniz. Kafa yapımı için ilk önce sihirli halkamı yapıyorum. Ve daha sonra yapmış olduğum sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Evet, sihirli halkamı kapattım. Daha sonra ilk yapmış olduğum sık iğneme batarak halkamı birleştireceğim. Evet, imlek kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Hiçbir şekilde zincir çekmeden bu şekilde içerisinden geçirip sihirli halkamı kapattım arkadaşlar. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İkinci sırada ise her yapmış olduğum sık iğnemi çift batacağım. Yani 6 tane yapmış olduğum sık iğnemi 12'ye çıkartacağım. Hemen ilk baştakine tekrar batıyorum. Şöyle bir. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve bu da ikincisi. İkinci sık iğneme geçiyorum. 3 aynı yere bir daha batıyorum. 4 3. sık iğneme giriyorum. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, ikinci sıramı da 12'ye tamamladım. Daha sonra tekrar en baştaki sık iğneme batarak imlek kaydırma yöntemiyle halkamı birleştireceğim. Evet, halkamı birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İsterseniz işaret koyabilirsiniz arkadaşlar, karışmaması açısından. Ben işaret koymadan devam edeceğim. Üçüncü sırada arkadaşlar bir tek bir çift yapacağım. İlk sık iğneme tek batıyorum. Yine en diptekine batacağım. İlk sık iğneme tek giriş yaptım. İkinci sık iğneme çift giriş yapacağım. Aynı yere iki kere batacağım. Bir tek bir çift yapıyoruz. Toplamda 18 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet, sıramı tamamladım. İmlek kaydırmayla tekrardan birleştirip bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada da iki tek bir çift yapacağım. İlk sık iğneme tek batıyorum. İkinci sık iğneme tek batıyorum. Üçüncü sık iğneme çift batıyorum. Bu sıranın sonuna kadar da yaptığımızda toplamda 24 sık iğne elde etmiş olacağız. Evet, sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak ördüm. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırada da 3 tek bir çift yapacağım. Toplamda 30 sık iğne elde etmiş olacağım. Yine ilk sık iğneme tek batıyorum. İkinci sık iğneme tek batıyorum. Üçüncü sık iğneme tek batıyorum. Dördüncü sık iğneme çift batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 5. sıramızı da tamamladık. 3 tek 1 çift yaptık. Toplamda 30 sık iğnemiz var.
Altıncı sıradayız. Altıncı sırada hiç arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Altı sıra arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Yani 30 sık iğneyi tek olarak 30 olarak örüyoruz. Altı sıra boyunca. Yine ilk yapmış olduğum sık iğneme batıyorum. Bu şekilde sırayla tek tek 30 sık iğnemi öreceğim. Dilerseniz daha büyük yapmak isterseniz arttırma işleminde 3 tek 1 çifte bırakmıştık. Dilerseniz 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift şeklinde arttırmaya devam edebilirsiniz. Büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. İsterseniz videoyu durduralım. 6 sıra düz örelim. Daha sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6 sıra düz ördük. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. Eğer daha büyük tuttuysanız 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift ne kadar arttırdıysanız arttırdığınız sayıdan azaltmaya başlayacaksınız. Biz 3 tek 1 çift yapmıştık. O yüzden 3 tek 1 eksiltme yapacağım. Şöyle göstereyim hemen. En baştakine yine batıyorum. 1 tek yaptım. İkinci sık iğneme tek batıyorum. Üçüncü sık iğneme tek batıyorum. Şimdi azaltma yapacağım. Hemen önündeki sık iğnemin benden tarafta ön kanat tarafını alıyorum. Tek bir tanesini, iç taraftaki kanada dokunmuyorum. Bir arkasındakinin de yine ön kanadını alıyorum. İkisinin arasından ipimi geçirip sık iğne yapıyorum. Eksiltmeyi bu şekilde yapıyoruz. Tekrar 3 tek yapacağım. 1 2 3 tek yaptım. Aynı şekilde tekrar tek bir tanesini alıyorum. Arka taraftakini almıyorum. Bir önündeki sık iğneminde yine tek bir tanesini alacağım. İkisinin arasına ipimi geçirip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek 1 eksiltme yapıp tamamlayacağız sıramızı. Evet, 3 tek 1 azaltma yaptım. Daha fazla daraltmadan önce gözlerimizi takacağız. Kilit göz kullananlar için söylüyorum. Önce gözü takmanız gerekiyor. 3 tek 1 azaltma yaptıktan sonra gözü daha rahat takabilmeniz için bu aşamada takmanız gerekiyor. Benim elimde kilit gözüm olmadığı için ben yarım inci kullanacağım bunun için. O yüzden de ben şu anda takmayacağım. Şöyle yarım inci kullanıyorum ben arkadaşlar, kullanacağım. Yapıştıracağım için kafamı komple tamamladıktan sonra gözlerimi takacağım. Ama kilit göz kullanan arkadaşlarımız bu aşamada takması gerekiyor. Çünkü daha sonra içini dolduracağımız için takması zor olacak. Takamayabilirsiniz. 3 tek bir azaltma yaptıktan sonra 8. sıramda 2 tek bir azaltma yapacağım. Dediğim gibi gözleri taktınız. Daha sonra içerisine doldurmadan 2 tek bir azaltma yapacağım. 1 tek 2 tek. Yine aynı şekilde ön kanatları alıyorum. İçerisinden geçirip sık iğnemi tamamlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, gözü hangi aralığa takacağınızı söylemeyi unuttum. Üst kısımdan şöyle üst kısımdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. aralığı arkadaşlar. 6. sık iğne ile 7. sık iğne arasında gözlerimizi takıyoruz. Şöyle aralıklarını belirliyoruz. Şöyle aralıklarını belirliyorum. 2 aralığa takıyorum. Hatta şöyle yarım gözle beraber sizlere göstereyim. Şöyle 6. ve 7. aralığa takacağım. Şu şekilde koyayım gözlerime. Arasında 2 delik olacak kadar boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde gözlerinizi takabilirsiniz. 6. ve 7. sık iğne arasına takıyorsunuz arkadaşlar. Evet, nerede kalmıştım? 2 tek bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 1 tek 2 tek ve
bir azaltma yapıyorum. Evet, iki tek bir azaltma yaptım. İçerisine elyafla dolduracağım şimdi arkadaşlar. Şöyle kullanmış olduğum boncuk elyafım. İçerisine dolduruyoruz. Evet, içerisine elyafla doldurdum. Dokuzuncu sıradayım. Dokuzuncu sırada da bir tek bir azaltma yapacağım. Şöyle bir tek. Yine ön kısımlardaki ilmeğimi alarak azaltıyorum. Bir tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bir tek bir azaltmamı yaptım. Son sıradayım. Son sırada da 6 adet azaltma yapacağız. Tek örmeyi yok. Bütün sık iğnelerimi azaltacağım. Şöyle birinci sık iğnemden aldım. İkinci sık iğnemden alıyorum. Ve azaltıyorum. Yine üçüncü sık iğnemin tek kanadını alıyorum. Dördüncü sık iğnemin tek kanadını da alıyorum. Ve azaltıyorum. Bu şekilde 6 tane azaltma yapacağız. Evet, 6 azaltmamı yaptım. Şöyle içerisine tekrardan biraz daha elyaf koyacağım ve ipimi koparacağım. Evet, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, kafa kısmımız hazır. Şimdi bacak kısmını göstereceğim. Bacak kısmına geçelim. Evet, ayak yapımı için sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine 10 tane sık iğne yapacağım. Evet, sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içerisine 10 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. Ayak kısmında arttırma eksiltme yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz, şöyle ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Yapmış olduğumuz 10 sık iğnemizi 12 sıra boyunca 10 olarak örüyoruz. Artırma, eksiltme yok. Şöyle 1 2 5 6 7 8 9 10. Tekrar baştaki sık iğnemi batıyorum ve ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve zincir çekiyorum. Bu şekilde 12 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. İlk yapmış olduğumuz bacağın ipini kesiyoruz arkadaşlar. Koparıyoruz. İkinci bacakta ipi koparmıyoruz. Gövdeye birleştirerek, hani gövde yapımına geçeceğiz. Bacakları birleştirerek gövde yapımına geçeceğiz. Kopartmayacağız ikinci ayakta ipimizi. Bu şekilde 12 sıra boyunca örelim.
Daha sonra devam edelim beraber. Evet, ilk bacağımı ördüm. İçerisini elyafla doldurdum. İpini kopardım. Yine aynısından bir tane daha öreceğiz. Ve onun ipini koparmayacağız arkadaşlar. Evet, ikinci bacağımı da ördüm. İpimi koparmadım. Gövde yapımına geçeceğiz. İki bacağı birleştirip kol içinde aynı şekilde örüyoruz. Sadece sık iğnenin, yani sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Bacakta 10 yapmıştık. Kolda 8 sık iğne yapıyoruz ve 9 sıra boyunca 8 olarak örüyoruz. Tek farkı 8 tane sık iğne yapıyor olmamız. Şimdi iki bacağı birbirine birleştireceğiz. Şöyle bitirdiğim yerden birleştireceğim. Önce koparmadığım taraftan 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2 zincir çektim. Daha sonra diğer bacağıma birleştireceğim. Şöyle batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Evet, iki bacağı birbirine birleştirdim. Şu fazla olan ipimi keseyim. Daha sonra düz bir şekilde bir sıra düz olarak örüyoruz. Her bir sık iğneme tek batarak düz öreceğim. Şöyle işaret koyayım arkadaşlar başladığım noktaya. Şöyle ara kısma ip yerleştirelim. Şöyle tek olarak giriş yaptım. Bir sıra boyunca tek olarak öreceğiz. Evet, başlangıç noktama geldim. 10 sıra ördüm. 2 zincirin üzerinden geçtim. Tekrar 10 tane ördüm ve tekrar bu tarafta da 2 zincirin üzerinden tekrar örgü yaptım. Sık iğne yaptım. Başlangıç noktamıza döndük. Şimdi 5 sıra boyunca 24 sık iğne olarak öreceğiz. Düz öreceğiz. Artırma, eksiltme yok. Şöyle işaretimi tekrar koyuyorum. 5 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. 5 sıra örelim arkadaşlar. Daha sonra beraber devam edelim. Evet, 5 sıra düz ördüm. Şimdi işaretimi koyuyorum. Azaltmaya başlayacağım. İçerisini elyafla doldurdum. Şöyle işaretimi koydum. Azaltmaya geçeceğim. 5 sık iğne yapıyoruz öncelikli olarak. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek ve 5 tek. 5 tek yaptım. Bir azaltma yapacağım. Yine ilkinin ön kanadını alıyorum. İkincisinin de ön kanadını alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, bir azaltmamızı yaptık. Şimdi 11 sık iğne öreceğim. 1 2 7 9 10 ve 11. 11 sık iğnemi ördüm. Bir azaltma yapacağım. Şöyle bir azaltma yapıyorum. Tekrar sık iğnem yapıyorum. Geriye kalan sık iğnelerimi tek örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar gelmiş olduk.
Arkadaşlar 12 sık iğne kalana kadar, bu bel kısmında 12 sık iğne kalana kadar azaltma yapıyoruz. Her iki yanlardan yapıyoruz sadece azaltmaları. Örüyoruz. Şöyle göstereyim. Ön kısmını düz bir şekilde azaltma yapmadan yan kısmına kadar örüyorum. Sayısı fark etmiyor. Yan tarafa kaç sayıda gelirseniz, daha sonra yan tarafa geldiğim zaman şöyle azaltma yapıyorum bir tane. Yan tarafta azaltma yaptım. Yine aynı şekilde arka kısmı da öreceğim. Tekrar yan tarafa geldiğimde bir azaltma daha yapacağım. 12 sık iğne kalana kadar bu şekilde iki taraftan azaltma yapıyoruz. İsterseniz videoyu durduralım. Sıramızı tamamladığımızda devam ederiz. Evet, gövdeyi tamamladım. İçerisini elyafla doldurdum. Şimdi kulağını yapacağız. Kulağı için de yine aynı şekilde sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. İki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. En baştaki sık iğnemi batarak halkamı birleştireceğim. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırada bir sık iğne yapacağım ve bir artırma yapacağım. Aynı yere bir daha batıyorum. Bir sık iğne, ikincisine çift batacağım. Üçüncü tek, dördüncü çift beşinci tek ve son altıncı sık iğnem çift olacak. Evet, ikinci sıramı da yaptım. En baştaki sık iğneme batarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Üçüncü sırada 9 sık iğnemiş ol 9 sık iğnemiz oldu. Üçüncü sırada 9 sık iğneyi tek öreceğim. Yani her sık iğneme tek batış yapacağım. Arttırma, eksiltme yapmıyorum. Araları biraz açık olduğu için dikkat edelim. Aynı sık iğneye batmayalım. Evet, 9 sık iğnemi tek ördüm. Yine baştaki sık iğneme batarak ilmek kaydırma yöntemiyle sık iğnemi halkamı birleştirdim. Evet, bir zincir çektim tekrar. Dördüncü sırada 2 sık iğne yapacağım. Bir artırma. Yine en baştakine batıyorum. Bir sık iğne, iki sık iğne ve bir artırma yapıyorum. İki tek bir çift yaptık. Şimdi beşinci sıradayız. Beşinci sırada da 3 tek bir çift yapacağız. 15 sık iğne elde etmiş olacağız. Yine bir tek, iki tek, üç tek yaptım. Dördüncüyü çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz.
3 tek 1 çift yaptım. 15 sık iğnem oldu. Şimdi 3 sıra boyunca 15 sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra boyunca arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. Düz bir şekilde öreceğiz. Her bir sık iğneme tek batıyorum. Toplam 15 sık iğne olarak öreceğim. Dilerseniz videoyu durduralım. Daha sonra devam edelim. Evet, 3 sıra düz ördük. 9. sıradayız. 9. sırada da 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Yine aynı şekilde en baştakine batıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne ve bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 tek bir azaltma yaparak sıramızı tamamlayacağız. Evet, 3 sık bir azaltma yaptım. 10. sıradayız. 10. sırada da 2 sık bir azaltma yapacağım. Yine en baştakine batıyorum. 1 sık. 2. tekimi de yaptım. 3. azaltıyorum. 2 tek bir azaltma yaptık. Şimdi son sıradayım. 11. sırada bir sıra düz öreceğiz. Hepsine tek batacağım ve ipimi koparacağım. Toplamda 9 sık iğnemiz kalmış oluyor. Evet, kulağı da tamamladım. Şöyle 2 tane daha önceden de diğerini yapmıştım. Kulaklarımız hazır. Kafa kısmımız. Şöyle kolları da hazırladım. Ve gövde kısmı. Şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak kafayla gövdeyi birbirine birleştireceğim. Ben dediğim gibi gözleri yapıştıracağım için birleştirdikten sonra gözlerini ekleyeceğim. Ama kilit göz kullanan arkadaşlarımız zaten takmışlardı gözlerini. Bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle büyük bir iğne kullandım. Yine kullandığım, ördüğüm ipimden bir parça ip aldım ve birleştireceğim. Şöyle fazla olan iplerimi keseyim. Şöyle iç kısmı alayım, onları da bu şekilde birleştirelim. Şöyle boyun kısmından giriş yapıyorum. Aynı şekilde kafanın da en alt kısmından giriş yapıyorum. İpimi bağlayacağım. Sıkıca bağladım. Daha sonra aynı şekilde hep alt kısımdan alıyorum. Daha sonra üst kısımdan alacağım. Yine boynumun alt kısmından giriş yapıyorum. Alt kısımdan giriş yaptım. Yine aynı şekilde boyun kısmının, kafa kısmının da altından geçiriyorum. Bu şekilde iki tarafında uç kısımlarından alarak kafayla gövde birbirine birleştireceğiz. Evet, kafayı birleştirdim. Şimdi kulak birleşimini göstereceğim. Fazla olan ipimi şöyle içeriye atayım. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şu şekilde kulaklarımızı birleştireceğiz. Şöyle yapsam
bu şekilde birleştireceğiz. Üçüncü ve dördüncünün üzerine birleştiriyorum. Şöyle. Üçüncü ve dördüncünün arasından giriş yapıyorum. Bu şekilde çekiyorum ve düğümleyeceğim. Düğümledim. Bir kafa kısmından, bir üst kısımdan, kulak kısmından alarak birbirine sabitliyorum. Kulağımızı da bu şekilde birleştireceğiz. Evet, birleştirme işlemini tamamladım. Ben kollarını da diktim. Yine üst tarafından diktik arkadaşlar. Şimdi gözlerini yerleştireceğim. Ben şöyle yarım inci kullanmıştım. Kullanacağım arkadaşlar. Bunu da yapıştırıcıyla sabitleyeceğim. Şöyle biraz silikon sıkıyorum. Daha sonra bu şekilde üzerine yapıştırıyorum. Evet, gözlerimi de taktım, yerleştirdim. Şimdi ağız kısmını, burun kısmını yapacağım. Onun için de şöyle pembe renk bir ip kullanacağım. Koyu pembe. Dilerseniz daha açık kullanabilirsiniz. Farklı renkte kullanabilirsiniz. Yine iğne ile beraber yapacağız bunu da. Şöyle bir parça ipimden keseyim. Daha sonra burun için işlemi başlayalım. Şöyle gözün altından hemen alt boşluğundan giriş yapıyorum. Şu şekilde tam ortalayarak yapacağım. Tekrar aynı yerden diğer tarafa giriş yapıyorum. Biraz kalın olmasını istiyorum. O yüzden tekrar ediyorum aynı işlemi. Şöyle bir kere daha geçeceğim. Şu ipimi kesiyorum. Şöyle kenar kısmını da içeriye sokuyorum arkadaşlar. Evet, üst kısmını yaptım. Şöyle alt kısmı içinde şöyle içeriden giriş yapacağım. Şöyle hemen alttan çıkarıyorum. Şöyle iki tane boşluk atladım.
hemen altındakine giriş yaptım. Evet, giriş yaptım. Şimdi buradan yine bu taraftan giriş yapacağım. Şöyle yukarıdan herhangi bir yerden çıkartıyorum. Evet. Şöyle yapmış olduk. İpimi içeride biraz dolandırdıktan sonra keseceğim. Evet, ipimi kesiyorum. Yine burayı da içeriye atıyorum. Evet, gözleri ve burnu yapmış olduk. Şimdi tulumunu göstereceğim arkadaşlar. Tulum yapımına geçelim. Tulum içinde şöyle sarı renk örgü ipi kullandım. Erkek yapacaksanız mavi de kullanabilirsiniz. Pembe de kullanabilirsiniz kız için. Renk tercihi size kalmış. Elimde sarı olduğu için bunu sarı renkten yapacağım. Şöyle başlayalım. Tulum için ilk önce 16 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle normal bir zincirle başlıyorum. Bunda sihirli halka yok. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Zincirinizi yaptığınız tavşanın şu ayak kısmını ölçerek yaparsanız daha rahat giydirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ölçüyorum hemen ayak kısmına. Tam eşit geliyor. Ben bol yapmayacağım. İsterseniz bol yapmak isterseniz biraz daha fazla zincir çekebilirsiniz. Ben tam üstüne göre olsun istiyorum. Bol çok da şık durmuyor. Yaptıktan sonra en baş zincire batacağım. En baştaki zincirime batacağım arkadaşlar. Şöyle birinci zincirime batıyorum. En baştaki. Daha sonra imlek kaydırma yöntemiyle kaydırarak zincirimi kapatıyorum. Şöyle bir yuvarlak oluşturduk. Şöyle ayak kısmına, bacağına girmesi için. Bu şekilde. Şimdi 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yok. 15 sık iğne. İlk baştakine imlek kaydırma yapmıştım. Daha sonraki 15 sık iğnemi düz bir şekilde 4 sıra boyunca öreceğim. Her bir zincirime tek batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini öreceğim. Toplam 15 sık iğne yapmış olacağız. 4 sıra boyunca örelim. Daha sonra isterseniz beraber devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ördüm. Şöyle ipini kopardım. Aynısından bir tane daha öreceğiz. Ve onun ipini koparmayacağız. Daha sonra birbirine birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimi keseyim. Ben aynısından bir tane daha ördüm. İpini koparmayacağız dedik. Birbirine birleştirme işlemi yapacağız şimdi. Şöyle göstereyim. Diğerinde bitiş noktasıyla aynı bitiş noktasından birleştireceğim. Şöyle bitirdiğim yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet, şöyle birleştirmiş oldum. Daha sonra yine buradan batıyorum. Aynı şekilde karşıdan batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde 3 tane sık iğne yapacağım. Her iki taraftan da giriş yapıp birbirine birleştireceğim. Evet, tulumumuz bu şekilde
alt kısmı birleşmiş oldu. Etrafını bir tur boyunca döneceğiz. Artırma, eksiltme yapmadan bir tur boyunca dönüyorum. Hemen yanındakine atıyorum tek bir şekilde. İsterseniz belirleyici ip takabilirsiniz. Ben bu şekilde takmadan devam edeceğim. Başladığınız noktaya farklı renkte bir ip takabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, sıra başına kadar ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi birleşmiş oldu. Arttırma eksiltme yapmadan 5 sıra daha aynı şekilde düz örüyoruz. 5 sıra boyunca daha düz örelim. Daha sonra tekrar beraber devam edelim. Evet, 5 sıra daha ördük. Ben tavşanımın üzerine giydirdim arkadaşlar. Şimdi omuz kısımlarını yapacağımız için üzerine giydirdim. Zaten tek giyimi çıkartmamak adına yapıyoruz bunu. Şöyle ön kısma geldim. Ön kısmını yapmak için tulumunun bir geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bebek üzerinde örmesi biraz zor. Ama yapmışken güzel olsun. Şöyle geri dönüş yaptım. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde iki sıra olarak 2 veya 3 sıra tavşanınızın boyutuna göre ayarlıyorsunuz. Yedi tane sık iğne çekeceğim önce. Bakacağım. 4 5 6 6 da yeterli oluyor galiba. Evet, 6 da yeterli. 6 da bırakıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Tekrar en baştakine batıyorum. Evet, ön kısmını yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi zincirlerini yapıp arka kısmına birleştireceğim. 15 zincir çekeceğim. Denk geliyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 zincirimi çektim. Şöyle arka kısma bakıyorum. Biraz fazla. Benim bebeğim için 11 zincir de yeterli geliyor. Şöyle biraz eksilteyim. Bu şekilde arka kısmı birleştireceğim. İster düz yapın, ister çapraz yapın, tercih size kalmış. Ben diğerini çapraz yapmıştım. Bunu da düz bir şekilde birleştireceğim. Şöyle 10 tane zincir çektim ben. Şöyle imle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir zincir çekip keseceğim. Evet, bir zincir çektim. İpimi kopardım. Evet, önden görünümü bu
bu şekilde. Aynı şekilde diğer tarafa da zincir yapacağım ve ekleyeceğim. Evet, şöyle baş tarafa. Yumruk kaydırma yöntemiyle ekledim ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 10. Aynı şekilde arka kısmı, bunu da şöyle birleştireceğim. Ve bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Anahtarlık olarak kullanmak isterseniz şu tepe kısmından aynı renk, tavşan rengindeki örmüş olduğunuz renginde iple zincir çekerek anahtarlık yapabilirsiniz ve anahtarlık da takabilirsiniz normal ayrı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.